Ben Yahşi Baraz 1975 yılında galeriyi açtım ve o yıldan beri aşağı yukarı 46-47 yıldır bu konunun içerisindeyim. İlk yıllarda hatırladığım kadar resim pazarı diye bir şey yoktu. Çok zorluk çektik ilk 5-10 sene civarında. Pazarı oluşturmak için, müşterileri oluşturmak için son derece zor dönemler geçti. İlk açtığım sergiler Türkiye'nin en ünlü kişileriydi ve sanatçılarıydı. Burhan Doğançay, Neşet Günal, Adnan Çoker, Özdemir Altan, Güngör Tener, birçok çok ünlü Selim Turan gibi çok önemli sanatçılarla sergiler yaptım ve bir pazar oluşturmaya çalıştım. Bizim galeri aslında figüratif ve soyut. Her ikisinden de çok çalıştım bütün sanatçılarla. Yani ünlü olan sanatçıların çoğuyla çalıştım. Fakat benim daha çok beğendiğim soyut sanattır. Bunların başına işte Selim Turan, Nejat Devrim, Burhan Doğançay, Mübin Orhan, belirli önemli isimler, Güngör Taner gibi çok önemli sanatçılarımız vardır ve bunların ben lanse edilmesini çok uğraştım. Sanat evrensel bir şeydir. Yani bir sanat eseri Kore'de de yapılabilir, Çin'de de yapılabilir. Fakat onun müşterisi Amerikalı da olabilir. Bir film yahut da bir müzik, bir konser mesela binlerce insana hitap edebiliyor. Fakat resim ve heykel biraz daha elit bir tabakaya hitap ediyor. Bir resme bakarken çok eğitimli bir sanat bilgisi olan birisi varsa onu baktığı zaman İyi mi kötü mü çok iyi ayırt edebilir. Fakat bunu ayırt etmek için mağara resminden günümüze kadar hangi ekoller kurulmuş bunları bilmesi lazım. Ve o ekollerin içerisinde o resmin, o seyrettiği, o anki resmin hangi yere bağlı kaldığını hissetmesi gerekiyor. Tabii bu büyük bir bilgi birikimi isteyen bir şey. Tekniği nasıldır, kompozisyon bilgisi var mıdır? Yani bunlar aslında biraz akademik bilgi isteyen bir şeydir. Fakat sıradan bir insan olarak baktığınız zaman da beğendim veya beğenmedim diyebilirsiniz. Ama bu iyidir veya kötüdür demek biraz bilgi isteyen bir iştir. Görsel bir tecrübe gerektiriyor. Yani yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Bir resme baktığınız zaman iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için mutlaka sanat tarihi bilgisi ve görsel bilgi, görsel tecrübeniz olması lazım. Bunu da ancak müzelere gezerek, galerileri gezerek o bilgileri elde etmemiz gerekir. Türkiye mutlaka dünya sanatıyla entegre olması lazım. Hem müzecilikle, hem resim yönünden, hem heykel açısından yurt dışındaki müzelere satılması lazım ve dünya çapında ilişkilerimizin doğması lazım. Çünkü sanat aslında dış siyasetin bir parçası olması lazım. Sanatsız zaten hiçbir prestij elde etme imkanı yoktur. Sadece askeri güçle, siyasi güçle, politik güçle, ekonomik güçle değil de sanatın mutlaka bu şeyin içerisinde var olması lazım. İşte ben de ona çok çalıştım ve halen de devam ediyoruz.